Sevgili Radyo 11 ve Bilecik FM ortak dinleyicileri, yine farklı bir konu, farklı bir konukla sizlerle birlikteyiz bugün. Bugünkü konuğumuz Bilecik Şehedeval Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın İbrahim Taş Hocam'la birlikteyiz, birlikte olacağız. Güzel geçecek programımız. Türkiye'nin en genç rektör hocamızla birlikteyiz bu arada. Hocam hoş geldiniz. Hocam 2015 yılının Aralık ayında göreve geldiniz. Aradan 2 yıllık bir süreç geçti. Biz de bu 2 yıllık süreci anlatarak programımıza başlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben Bilecik Şehedeval Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Taş. Öncelikle Radyo 11 ve Bilecik FM çalışanlarına ve yönetici arkadaşlarımıza beni bu programa davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu programda bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ve yine bu vesileyle, bu yayın vesilesiyle tüm radyo çalışanlarımızın, radyocu arkadaşlarımızın 13 Şubat Radyocular Günü'nü de tekrar kutluyorum. Ve yine gecikmeli de olsa 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tüm Bilecik halkımızın, vatandaşlarımızın Sevgililer Günü'nü de kutluyorum. Bütün Bilecik halkına, bütün Bilecik Şehedeval Üniversitesi mensuplarına, öğrencilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum bu vesileyle. Sorunuza gelecek olursak, biliyorsunuz rektör olarak atanmam 2016 Ocak ayında meydana geldi ve 2 yılı yakın bir zaman önce geçmiş bulunduk. Çok şükür bu zamana kadar önemli çalışmalarımız oldu. Bunları kısaca özetlemek istersem, çalışmalarımızın odak noktasını yeni YÖK'ün Yükseköğretim Kurulu'nun bizim rektörlüğümüzle beraber bu döneme karşılık gelen yeni bir planlaması, üniversitelerle ilgili yeni bir planlaması, yeni bir vizyon çalışması gerçekleşti. Bu da şuna dayanıyordu. Yükseköğretim Kurulu bu dönemden itibaren bütün üniversiteleri, Türkiye'deki bütün üniversiteleri birbiriyle rekabet eden ve yarışan üniversiteler konumundan çıkarıp küçük üniversiteleri ya da genç üniversiteleri başka bir deyişle belli alanlarda ihtisaslaşan, odaklaşan belli alanlara yönelen, tematik alanlara yönelen üniversiteler olarak planlamak ve kurgulamak gibi bir düşüncesi, bir planı vardı Yükseköğretim Kurulu'nun. Benim rektörlük dönemimin de başlangıcı açıkçası bu planlamaya karşılık geldi. Hemen biz de çalışmalarımıza bununla ilgili başladık. Rektör olduğum dönemde özellikle fen bilimleri alanında ihtisaslaşma, yani odaklaşacağımız alanları belirlemeye yönelik bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayın temel amacı, dediğim gibi, üniversitemizin fen ve mühendislik alanlarında ihtisaslaşacağı, yoğunlaşacağı alanları belirlemekti. Bununla ilgili çalıştaydan çok önemli neticeler, veriler elde ettik. Sosyal bilimler alanında aşağı yukarı üniversitemizin yoğunlaşacağı alanlar belliydi. Ki bu 8 yıllık rektörlüğümden önceki 8 yıllık süreçte de aşağı yukarı bu minval üzere devam etti. Ve sosyal bilimler alanında gördüğümüzde özellikle tarih alanında, biliyorsunuz Bilecik Osmanlı'nın kuruluş coğrafyası, kuruluş toprakları. Dolayısıyla tarih çalışmalarında bu alana öncelik vererek, yani Osmanlı çalışmalarına, Osmanlı araştırmalarına ağırlık vererek bir ihtisaslaşmayı sosyal bilimler alanında gerçekleştirmeyi, planlamayı daha doğru bulduk. Fen bilimleri ve mühendislik alanında da baktığımız zaman özellikle öğretim üyesi akademisyen arkadaşlarımızın çalışmalarını inceledik, değerlendirdik ve bu çerçevede iki tematik alan belirledik. Bunlardan bir tanesi enerji teknolojileri ve bir tanesi de biyoteknoloji olmak üzere iki alan üzerine yoğunlaşmaya karar verdik. Ve bu alanlara akademik anlamda yatırım, destek yapmayı düşünüyoruz. Yükseköğretim Kurulu'nda da bu çalışmalarımız karşılık gördü. Ve yer yer, ara ara bu alanlara yönelik olarak yine araştırma görevlisi vesaire akademisyen kadrosu ek ilave olarak YÖK tarafından üniversitemize tahsis ediliyor. Bu çalışmaların olması, bizleri de YÖK tarafından da kabul edilmesi oldukça mutlu etti açıkçası. Bunun yanında karşılaştığımız önemli bir problemlerden birisi
Kampüs alanımızın mekan anlamında, yerleşki anlamında yetersizliğiydi açıkçası. Şu anda üniversitemizde hazır kullandığımız alanımız yaklaşık 436 dönümden oluşuyor. Bu konuda da bir yetersizliğimiz, eksikliğimiz var. Biz hemen zaman içerisinde de bunu gidermek için Kalkınma Bakanlığı'yla ve ilgili yetkili kişilerle görüşerek yaklaşık 84 dönüm civarında bir arazinin kamulaştırılması için, kendi üniversite bütçemizden kamulaştırılması için çalışmalara başladık. Bu tabii ki uzun bir süreçti. Bu süreci çok şükür kamulaştırılma aşamasına getirdik. Şu anda işlemlerimiz, yazışmalarımız ve arazinin kamulaştırılmasıyla ilgili mahkeme vesaire diğer süreçlerimiz başladı. İnşallah öyle tahmin ediyorum ki 1-1,5 yıl içerisinde bu alanda tamamen kamulaştırılıp üniversitemizin kullanım alanına sunulacaktır. Zira bu durum ve az önce bahsettiğim ihtisaslaşma tematik alanlar üniversitemizin geleceğine yapılmış en önemli yatırımlar olacak. Bu alanda baktığımız zaman diğer önemli bir nokta, 2 yıllık sürede yakın bir zaman önce üniversitemizin H blok projesi gerçekleştirildi, ihalesi yapıldı, sözleşmeler imzalandı. Ve yakın bir zaman sonra inşaatlarımız başlayacak. Bu bina yaklaşık olarak 57 milyon artı KDV üzerinden ihale edildi. Ve bizim için, üniversitemiz için gerçekten çok önemli bir proje. Burası fen, üniversitemizin fen bilimleri, mühendislik bilimleri ve ziraat bilimlerini aynı merkezde toplayacak. Üniversitemizdeki akademisyenleri bireysel olarak çalışmalarını değil, koordineli ve bir ekip olarak bir konu etrafında, bir tema etrafında çalışmalarını sağlayacak büyük bir ARGE merkezi olarak hizmet edecek. Tabii ki inşallah ileriki zamanlarda bu ARGE merkezi yatırımlarını da, karşılıklarını da akademik anlamda, ilmi yönden alacaktır diye tahmin ediyorum. Hocam, Bilecik halkı için üniversitenin büyük bir önemi var. Şehrimizde 20 bine yakın üniversite öğrencisi barınıyor malum. Bu durum Bilecik'in başta ekonomik ve kültürel gelişimine büyük katkı sağladığı da kaçınılmaz. Siz üniversitenin geleceği ve ileride şehre yapacağı katkılar hakkında neler düşünüyorsunuz? İfade ettiğiniz gibi üniversitemizde yaklaşık olarak 18 bin öğrencimiz var. 500'ün üzerinde, 530'a civarında akademisyen personelimiz, 270 civarında idari personelimiz, hizmetli ve güvenlik görevlerini de saydığımızda yaklaşık 1000 kadar çalışanımız ve 18 bin öğrencimizle yaklaşık üniversitemiz 20 bin civarında büyük bir aile, büyük bir kuruma dönüştü. Şüphesiz bu Bilecik'teki diğer kurumlara, diğer birimlere baktığımız zaman çok önemli bir rakam, çok önemli bir kurum. Öncelikle bunun bilincinde olmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda öğrencilerimiz Bilecik'te gerçekten kültürel çeşitlilik, ekonomik anlamda Bilecik'in geleceğe yönelik olarak görüntüsünün ortaya çıkmasını sağlayacak olan en önemli etken aslında. Bu anlamda Bilecik'te uzun yıllardır yaşayan birisi olarak bu değişimi de yakından görüyorum, görmekteyim. Üniversiteye 2018 yılının sonu itibariyle geldim, Bilecik Şehir Ebadi Üniversitesi'ne. Bu zaman zarfında Bilecik'teki değişimin de üniversiteyle beraber, üniversiteyle paralel olarak yürüdüğünü bizzat gördüm ve gözlemledim. Bu açıdan bakıldığı zaman aslında Bilecik şehrinin gelişimi, tekamül etmesi ve yeni hamleler yapması, geleceğe yönelik olarak vizyonunu geliştirmesi anlamında bunun üniversitemizde olacağı, üniversitemizin gelişmesine bağlı olarak bu vizyonun da ortaya çıkacağı aslında herkesin ortak fikri. Böyle bakıldığında üniversitemiz aslında Bilecik'in bir lokomotifi olması gerekiyor. Lokomotif olması gerekiyor. Ve yine bu açıdan düşünüldüğünde şüphesiz bizim öğrencilerimiz adına ve üniversitelerimiz adına Bilecik'teki sivil toplum kuruluşlarından, kamu kuruluşlarından çok büyük desteğe ihtiyacımız var. Biz bütün imkanlarımızla, bütün laboratuvar hizmetlerimiz, akademik, entelektüel birikimimizle bütün kamu kurum, sivil toplum kuruluşlarının tamamına yaptıkları bütün çalışmalara destek veriyoruz zaten. Ve bunlara da vermeye devam edeceğiz.
Öğrencilerimiz açısından bakıldığı zaman öğrencilerimizin sayı itibariyle bundan sonra da yükseleceğini, ileriki yıllarda sayılarının daha da artacağını tahmin ediyorum şehrimizde. Tabii bu açıdan şehrin de öğrencilerimize iyi bir ev sahipliği yapması anlamında Bilecik şehrinin ve Bilecik halkının da öğrencilerimize ayak uydurarak güzel bir uyum içerisinde bu işbirliğinin, bu alışverişin devam edeceğini ümit ediyorum. Hocam az evvel anlattınız da üniversitenin büyümesi adına önemli bir gelişme yaşandı. Yerel basında çok yer aldı. H blok için imza atıldı dediniz. Bundan bir yıl kadar önce fen bilimlerini tek çatı altında toplayacak bir proje üzerinde çalıştığını söylemiştiniz zaten. Bugün bu hayal gerçekleşiyor. Bu projeyi biraz daha açar mısınız? Tabii ki. H blok projemiz az önceki sorunuzda da bahsetmiştim. Biz rektör olarak göreve geldikten sonra özellikle fen ve mühendislik alanlarında bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayda YÖK'ün planlaması doğrultusunda üniversitemizin ihtisaslaşacağı, misyon farklılaşmasına gideceği ve ihtisaslaşacağı alanları belirlemek için özellikle fen ve mühendislik alanında bir çalışma yaptık. Bu H blok projesi aslında bu çalıştayın bu misyon farklılaşmasının, ihtisaslaşmasının bir neticesi olarak üniversitemizde bunun fikri belirdi ve bunun neticesi olarak da çalışmalarımızı yürüttük. Yakın bir zaman önce ihalesini gerçekleştirdik, sözleşmesini imzaladık ve yaklaşık 29 bin metrekare, 30 bin metrekare civarında bir kapalı alandan oluşan tabiri caizse bir ARGE merkezi planladık ve bunu hayata geçireceğiz. Bu H blokta tamamlandığında Fen Edebiyat Fakültemizin fen kısmı, yani fen bilimlerini içeren kimya bölümü, moleküler ve biyoloji bölümü ve diğer fen bilimleri, Mühendislik Fakültesinin bütün bölümleri ve bunun yanında Ziraat Fakültemizin yine tüm bölümleri bu ARGE merkezine, bu H bloğa taşınacaklar. Bu bloğun, H bloğun en önemli özelliği laboratuvar merkezi olması, laboratuvarlarının bulunuyor olması ve bu alanlara özel olarak bu alanlarda çalışmaya uygun bir tasarım şeklinde planlanmış olması bu bloğun. İnşallah bu yatırım bizim için çok önemli. Bu yatırım tamamlandığında, gerekli çalışmalar yapıldığında, eğitim bloklarımız, eğitim birimlerimiz buraya taşındığında inşallah ileride faydasını göreceğimiz, ileride meyvelerini alacağımız çok büyük hizmetler, çok büyük akademik çalışmalar, çok büyük ilmi çalışmalar ve buluşlar inşallah bu blokta, bu ARGE merkezinde gerçekleşecek. Burası az önce bahsettiğim gibi hocalarımızın bireysel olarak çalışabilecekleri bir yer, bir mekan olmayacak. Bu merkezin en önemli özelliği hocalarımızı bir ekip ruhu etrafında belli konular üzerinde, bu az önce bahsettiğim biyoteknoloji ve teknoloji enerjileri, enerji teknolojileri alanlarında yoğunlaşabilecekleri, çalışabilecekleri tematik alanlar üzerinde hocalarımızı gruplar halinde çalıştırmayı ve gruplar halinde üretmeyi düşünüyoruz. Ekip çalışmasının inşallah en güzel örnekleri, en güzel faydalı neticeleri yine bu binada, bu ARGE merkezinde gerçekleşecek. İnşallah üniversitemiz için hayırlı olur diye düşünüyorum. Hocam ekip çalışması dediniz, hemen aklıma geldi. Yerel basında da bugünlerde çok yer alıyor. Birincisi hidrojen enerjisi alanında TÜBİTAK'tan destek alındı. Üniversite bünyesinde yapılan bir çalışmayla. İkincisi yine bugünkü yine yerel basında da var. Kanser araştırmaları yapılıyor üniversitenizde. Biraz bunları açar mısınız hocam? Şimdi bahsettiğiniz gibi özellikle fen bilgisi, fen bilimleri ve mühendislik alanlarında bu alanda yoğunlaşan, çalışan hocalarımız, ekiplerimiz mevcut. Biz bu projelendirme ve proje çalışmalarını hocalarımızı yer yer dış kurumlara, işte TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı veya Kalkınma Bakanlığı gibi diğer dış kurumlara itmeye, oralardan yararlanmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Üniversitelerin bir de kendi proje birimleri var. Bilimsel araştırma projeleri adını verdiğimiz bir birim.
Biz bunun yönergesinde de bir takım değişikliklere gittik. Hocalarımızın, akademisyenlerimizin projelerden yararlanabilmesi için onları dış kurumlara, dış finansmanlara teşvik ettik. Aslında bu bahsettiğiniz çalışmalar bizim hocalarımızın dış kurumlardan, dış finansmanlardan üniversitemize kazandırdıkları çok önemli destek. İşte biz düşündüğümüz ARGE merkezini Aşbloğu'da tamamladığımız zaman inşallah bu tür projeleri çok daha fazlasıyla üniversitemize kazandırmış olacağız. Peki hocam, bunca yatırımlardan sonra akademik kadro da önemli tabii. Bu akademik kadroyu güçlendirmek adına var mı çalışmalarınız? Şimdi akademik kadro tabii ki bu az önce bahsettiğimiz planlamanın ana temasını, ana dokusunu oluşturuyor aslında. Bu çalışmalar, bu bilimsel araştırmalar ancak akademik kadronuz güçlüyse hayat bulur, gerçekleşebilir. Bu açıdan baktığımızda üniversitelerin kendi akademisyen kadrolarının oluşması aslında 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl gibi uzun süreçleri alan bir çalışmanın, bir planlamanın ürünü olarak ortaya çıkıyor. Bu açıdan baktığımızda bizim üniversitemizde 2008 yılında, 2009 yılında, 2010, 11 vesaireli yıllarda üniversitemizde araştırma görevlisi olarak kazandırdığımız genç kardeşlerimiz aslında yeni yeni bu dönemlerde akademisyenliğe, öğretim üyeliğine adım attılar. Bizim en büyük yatırımımız bu gençlerimiz, bu hocalarımız olacak aslında. Biz onları kesinlikle mağdur etmeden başka üniversitelerde çalışacak şekilde değil, kendi üniversitemizde onları planlayarak, onlara fırsatlar vererek en büyük akademisyen kadromuzu, en büyük öğretim üyesi kadromuzu yine kendi içimizden, yine kendi araştırma görevlilerimizin değerlerini ortaya çıkararak onlara kendi üniversitemizde kadrolar tahsis ederek kendi ana çerçevemizi, ana dokumuzu oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun yanında akademisyen kadromuzu desteklemek için az önce bahsettiğim tematik alanlarımızda enerji teknolojileri ve biyoteknoloji alanında YÖK'le beraber yaptığımız istişarelerde bu alanlara özel olarak destek imkanları YÖK tarafından sunulmakta. Yine bu alanlarda doktoralı öğrenciler veya araştırma görevlileri YÖK tarafından ilave kadrolar üniversitemize tahsis edilerek bu tematik alanlarda daha fazla yoğunlaşma, odaklanma şansımız oluyor. Hemen hemen Türkiye'mizin her ilinde üniversiteler var. Üniversite mezunlarının sayısı da dikkat giderek artıyor. Fakat Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi mezunlarının iş bulmada rakiplerinin önüne geçmesi için bir çalışması var mı? Bununla ilgili de çok önemli bir çalışmayı ortaya koyduk ve şu anda devam ettiriyoruz. Bildiğiniz gibi artık geçerli olan şey üniversitelerdeki okuyan öğrenci sayılarından ziyade o üniversiteden mezun olan öğrencilerin nerelerde hayat buldukları, nerelerde çalışma alanları buldukları ve onların ne kadar kontrol edildiği, onlardan ne kadar yararlanıldığı, bunların tespit edilmesi, bunlara ilişkin bir envanterin oluşturulması gerekiyor. Açıkçası biz bu konuda ciddi adımlar attık. Bunları da burada zikretmek istiyorum. Kendi öğrencilerimizi, mezun olan öğrencilerimizin verilerine ulaşmak adına bir kariyer merkezi kurduk. Bir koordinatörlük oluşturduk. Kariyer ve öğrenci mezun merkezi şeklinde. Bu birimimiz üniversitemizden mezun olmuş bütün öğrencilere ulaşmayı, onların verilerini elde etmeyi, onların hangi sahalarda, hangi platformlarda, nerelerde çalıştıklarını elde etmeye, temin etmeye gayret ediyor. Bunlarla ilgili yakın bir zaman önce Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi'nin bir mezun öğrenciler derneği kuruldu, hayata geçti. Bu dernekle de beraber istişare halinde mezun öğrencilerimize, üniversitemizden mezun olmuş olan öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bunların hangi sektörlerde, nerelerde hizmet verdiklerini tespit etmeye çalışıyoruz. Bu mezunlarımızla var olan öğrencilerimizi bir iletişim haline, bir etkileşim haline getirmek en büyük amacımız. Ve tabii ki yine mezun olan öğrencilerimizden referans anlamında katkı sağlayabilecek noktalarda bulunan arkadaşlarımızdan da yine kendi öğrencilerimiz adına, şu anda okumakta olan öğrencilerimiz adına yararlanmak istiyoruz. Bu konuda yaptığımız en önemli projelerden bir tanesi iş odaklı eğitim olarak adlandırdığımız 3+1 uygulaması oldu. 3+1 uygulaması bizim meslek yüksek okullarımızda, yani 2 yıllık birimlerimizde, ön lisans birimlerimizde eğitim gören öğrencilerimizin
bir dönemlerini, bu genellikle son dönem ya da sondan önceki bir dönem oluyor. Bir dönemlerini sanayi sektöründe, sanayide işçi olarak çalışmalarını sağlayacak bir düzenlemeye gittik. Bu şu demek, meslek yüksek okulunda okuyan bir öğrenci kardeşimiz son dönemine geldiği zaman, yani ikinci yılına geldiği zaman ve başarılı bir öğrencisi ise belli bir not ortalaması varsa, biz bu öğrencimizi sanayide kendi çalışabileceği, kendi bölümüyle, programıyla uygun bir alana yönlendirerek sanayide bir dönem çalışmasını sağlıyoruz. Aslında bunu yapmaktaki amacımız, Bilecik'e gelen öğrenci kardeşlerimizin yine mezun olduktan sonra, en azından mezun olmadan iş tecrübesi kazanmalarını sağlamak, onları fabrikalarla, sanayiyle yüz yüze getirmek, orada patronlarının, kendilerine işverenlerin kendilerinden ne istediklerini, kendilerinin onlara neler sunabileceğini bizzat yüz yüze yaşamalarını sağlamak ve bu sayede de amacımız mezun olduktan sonra da yine Bilecik'te kalmalarını sağlayarak, eğer işveren kendisinden memnunsa yine aynı sektörde, aynı fabrikada çalışmasını sağlayarak aslında Bilecik'e bir katma değer sunmak istiyoruz. Bu uygulamayı geçen dönem başlattık. Yaklaşık 70-80 civarında öğrencimiz bu uygulamadan yararlandı ve sanayi sektöründe çalışmalarına başladı. Şimdi ikinci dönemde de, bahar döneminde de tekrar bu uygulamaya devam ediyoruz. İnşallah bunlar katma değeri, çıktıları hemen bir anda görülemeyen fakat birkaç yıl sonra karşılığını bulacağına inandığımız çok önemli çalışmalar. İnşallah hem Bilecik için hem de üniversitemiz için mezunlarımızdan bu şekilde faydalanmış olacağız. İnşallah hayırlı sonuçlar verecektir diye tahmin ediyorum. Sayın Hocam, bildiğim kadarıyla bu arkadaşlarımızın sigortaları da başlamış oluyor. Tabii ki. Değil mi? Yani bunlar şu anda İşkur üzerinden aylık ücretleri ödeniyor bu kardeşlerimizin. İnşallah dediğim gibi buradaki asıl amacımız bizim işverenle, yani sanayiyle öğrencimizi yüz yüze getirmek, onları bir etkileşim içerisine sokmak, öğrenciliğini bitirdikten sonra da inşallah aynı fabrikada artık daha yasal bir düzenlemeyle maaşlı bir eleman olarak çalışmalarını sağlamak. Bilecik Şehreval Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın İbrahim Taş hocamızla birlikte sohbetimize devam ediyoruz. Sayın hocam, üniversitemiz her yıl birbirinden önemli bilimsel etkinlikleri, sempozyumları, konferanslara ev sahipliği yapıyor. Önümüzdeki günlerde de Bacıyan Rum adında bir sempozyum gerçekleşecek. Bu sempozyumla ilgili bilgi verir misin? Daha önceki dönemlerde de ve son dönemlerde de üniversitemizde çok önemli sempozyum, kongre etkinliklerimiz devam ediyor. Biz özellikle bu etkinlikleri üniversitede kurmuş olduğumuz merkezler üzerinden yürütmeye çalışıyoruz. Oğuz Türkmen Araştırmaları Merkezi, Osmanlı Araştırmaları Merkezi gibi önemli merkezlerimiz var. Bu merkezler üzerinden çeşitli etkinlikler, sempozyumlar, kongreler düzenlemeye devam ediyoruz. Özellikle sempozyum ve kongreler tabii ki üniversitemizde son yıllarda düzenlediklerimiz sosyal bilimler alanında ki etkinlikler. Çünkü az önce bahsetmiştim, üniversitemizde ihtisaslaşma anlamında bir sosyal bilimler alanında ilerlediğimiz mesafe ve bir de fen ve mühendislik alanında ilerlediğimiz bir yolumuz, haritamız var. Sosyal bilimler alanında baktığımız zaman bu eksikliğimizi, bu tematik alanımızı dediğim gibi Osmanlı araştırmaları üzerine özellikle yoğunlaşmak istiyoruz. Bu anlamda keza Oğuz Türkmen araştırmaları da yine bu çalışmaların bir ürünü olarak bir altyapısını oluşturacak şekilde tezahür ediyor. Yakın bir zamanda 21 Şubat, 23 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Bacıyan-ı Rum Anadolu Kadınları Teşkilatı anma etkinlikleri de yine bu çerçevede düzenlediğimiz, bu alana değer katacak çok önemli bir sempozyum üniversitemizde gerçekleştireceğimiz. Sempozyumun bir önemli özelliği de Türk Tarih Kurumu ile beraber ortaklaşa düzenleyeceğimiz bir sempozyum. Uluslararası bir sempozyum olacak. Anadolu Kadınları Bacıyan-ı Rum Teşkilatı bildiğiniz gibi Selçuklu döneminde başlamış. Osmanlı'nın yine kuruluş dönemlerinde de tıpkı ahilik teşkilatı gibi devam eden fakat sadece kadınlar arasındaki
bir birlikteliği, bir oluşumu gerçekleştiren bir teşkilat bu. Bu teşkilatın bütün yapısını, bütün katkılarını, getirdiklerini ve o dönemdeki cereyanlarını inşallah bu sempozyumda el almış olacağız. Hocam, rektörünüz döneminde üniversitenin bahar şenliklerini yeniden düzenlemeye başladınız. Geçen senede öğrenciler oldukça çok memnun kaldılar. Bilecik kamuoyu da bundan etkilendi. Bahar şenlikleri bu sene yapılacak mı? Biliyorsunuz bahar şenlikleri geçen yıl uzun bir aradan sonra üniversitemizde tekrar bahar şenliklerini düzenledik. Ve 4 gün süreyle devam etti bahar şenlikleri. Bizim bahar şenlikleriyle ilgili üniversite öğrencilerimizin, personelimizin çok yoğun bir talebi vardı. Bu anlamda onları kırmak istemedik ve üniversitemizin böyle bir ihtiyacı vardı sosyal anlamda. Çünkü Bilecik'te öğrencilerimizin, üniversite öğrencilerimizin en çok yakındığı, en çok serzenişte bulunduğu nokta sosyal yaşam alanlarının eksikliği ve sosyal aktivitelerin eksikliğiydi. Biz bunu gidermek adına en azından öğrencilerimize en azından bu eksikliği gidermek için, onlara bir fırsat sunmak için bahar şenliklerini düzenledik. Hatırladığım kadarıyla geçen yıldan önce en son 2011 yılında bahar şenlikleri düzenlenmişti. Dediğim gibi uzun bir aradan sonra 2017 yılında bahar şenliklerini 4 gün süreyle gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, bütün personelimiz çok memnun kaldı. Onların bir yıl süren eğitim öğretim faaliyetlerinin sonunda en azından enerjilerini atmak için onlara da bir fırsat oldu, bir sebep oldu. İnşallah bir aksilik olmazsa bu yılda 2018 yılında da bahar şenliklerini düzenlemek istiyoruz. Çok şükür geçen yılki bahar şenliklerimizden de bazı şeyler öğrendik, bazı tecrübeler edindik. Sorunsuz bir şekilde şenlikleri atlattık, geçirdik. Amacımız bir aksilik olmazsa, planlamalarımızı yapabilirsek 2018 yılında da öğrencilerimize bir bahar şenliği müjdesi vermek istiyoruz. Evet sevgili Bilecik Şehir Eval Üniversitesi öğrencileri, rektör hocamızdan bu müjdeyi de aldık. Şimdiden çalışmalara başlayın derim ben. Çizimlerinizi giyin. Sayın hocam, Bilecik malum tarımla uğraşan bir şehir. Bilecik çiftçisi de toprak ve su analizini yaptırmak için Bursa'ya gitmek zorunda kalıyorlar. Sizin bu konuyla ilgili toprak, su, yaprak analiz merkezi projeniz olduğunuzu duyum aldık. Bu projeyle ilgili söylemek istediğiniz alalım hocam. Şimdi bahsettiğiniz gibi Bilecik Şehadaban Üniversitesi'nin önemli misyonlarından, vizyonlarından bir tanesi de üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek, pekiştirmek. Bu anlamda sanayicilerimizin veya tarım sektörüyle ilgilenen çiftçilerimizin ihtiyaçlarına da cevap verebilmek noktasında adımlar atmak istiyoruz. Bu açıdan baktığımızda bahsettiğiniz gibi özellikle çiftçi kardeşlerimizin bazı analizlerini, toprak, su ve yaprakla ilgili analizlerini farklı şehirlerden temin ettiklerini, farklı şehirlere zahmet çekerek analizlerini diğer yerlerde, kurumlarda yaptırdıklarını biliyoruz. Bu eksikliği gidermek için İl Tarım Müdürlüğümüzle beraber ortak bir proje yürütmeye karar verdik. Bu projenin başvurusunu yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz, sunacağız. İnşallah projemiz kabul edildiği takdirde yine yakın bir zamanda Bilecikli çiftçi kardeşlerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek toprak, su ve yaprak analizleri inşallah üniversitemizde kurulacak bir laboratuvarla temin edilmiş olacak. İnşallah hem çiftçi kardeşlerimize hem sanayici kardeşlerimize de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet, çok güzel bir proje. Sanıyorum ilk kez de buradan dillendirdi Sayın Hocamız. Sayın Hocam, programımız gayet güzel gidiyor. Vaktinizde kısıtlı biliyorum. Sizin branşınız Türk dili. Bu benim çok geçen gün kısa bir video izledim Bülent Eczacıbaşı ile ilgili. Sayın Bülent Eczacıbaşı bünyesinde çalıştırdığı personellerinden yabancı kelime kullanandan 5 lira ceza değil de bağış diyor. Bağış, evet. Yine o parayla da tekrar sosyal aktivitelerde kullanıyorum. İşte pikniğe gidiyorum, sinemaya gidiyorum hep beraber. Bu çok merak ettiğim bir konu. Branşınız olduğu için soracağım hocam. Türk dili ile ilgili, Türkçemizin yozlaştırılması ile ilgili, özellikle gençlerin kendi aralarında konuşmaları ile ilgili. Mesela Bülent Bey şunu söylüyor konuşmasında. Müdür Bey giriş yaptı. Öyle bir cümle yok diyor. Buradan devam edelim mi branşınız olduğu için hocam? Şimdi
Bu çok önemli bir konu tabii ki. Ben de Türkoloji alanında eğitim görmüş, bu alanda ihtisaslaşmış bir uzman olarak konuşuyorum tabii ki burada. Şimdi dil burada unutulmaması gereken en önemli noktalardan bir tanesi, dilin doğal bir kendi halinde ilerleyen, kendi seyrinde ilerleyen bir canlı bir varlığa benzetilir her zaman dil bilimciler tarafından. Burada ben buna dikkat çekmek istiyorum. Yani dil dediğimiz olgu zaman içerisinde değişen, insanların ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillenebilen, yeniden hayat bulan, toplumun kimyasına göre şekillendirilen, ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen bir araç, bir iletişim aracı aslında. Aslında bu açıdan baktığımız zaman bazı şeylerin toplumumuzda yanlış yorumlandığını da görüyorum. Şöyle ki, dilin doğal bir varlık, kendi kendisine gelişen bir varlık olduğunu dikkate aldığımız zaman aslında dildeki değişmelerin, kullanımdaki değişmelerin de zaman içerisinde değişebileceği, toplumun ihtiyacına göre yeniden şekillenebileceğini de unutmamamız gerekir. Yani dilciler genellikle dili insanların, doğal konuşucuların sezgisel olarak kullandıklarını dil bilgisel olarak açıklamakla sorumlu, yetkili olarak görürler. Gramer çalışmalarını, grameri, dil gramerini. Bu açıdan baktığımızda aslında dili kullanan doğal konuşucu, yani sade bir vatandaşın kullanımı, ana dilini kullanan insanın konuşması aslında dile aykırı, doğru kullanıma aykırı bir konuşma olamaz, olmamalıdır. Bu açıdan baktığımızda dilin en önemli özelliği de zaten ana dili konuşuru olmaktır. Yani bir ana dili konuşurunun ifadesi aslında gramere aykırı veya tırnak içinde söylüyorum, yanlış kullanım olarak adlandırabileceğimiz bir konuşma türü olmayacaktır zaten. Bu açıdan baktığımızda bir noktaya daha değinmek istiyorum. O da şu, biliyorsunuz yabancı sözcükler dilimizde fazlasıyla mevcut. Genellikle bir algı var, o da şu: yabancı sözcüklerin dilimize girmiş olan Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca, Almanca veya başka dillerden dilimize girmiş olan yabancı sözcüklerin dili katlettiği veya dili yozlaştırdığı, dili bozduğu şeklinde yorumlar yapılır, böyle inanılır. Aslında bunu tam olarak böyle görmemek gerekir. Çünkü her doğal dil, her doğal dil mutlaka başka dillerle, çevredeki ülke sınırları etrafında bulunan başka dillerle etkileşim içerisinde yaşar. Etkileşim içerisinde varlığına devam eder. Etkileşim içerisinde olmak demek, başka dillerden, kültürel bir milletin, bir halkın kültürel etkileşim içerisinde olduğu diğer milletlerin dillerinden kelime alıp vermesi anlamına gelir aslında. Dolayısıyla dilimizde veya her doğal dilde görülen yabancı kelimeleri, farklı dillerden geçmiş olan kelimeleri dili yozlaştırıcı veya dili bozan unsurlar olarak görmemek gerekir. Bunların dili zenginleştiren şeyler olduğu, kültürel bir zenginlik olduğunu unutmamamız gerekir. Bu durum tıpkı şuna benziyor: nasıl millet olarak yaşarken kendi içimizde, kendi sokağımızda, kendi mahallemizde yabancı insanlar, başka kültürlerden, başka milletlerden insanlar varsa, bizimle beraber ortak bir anlayış içerisinde, ortak bir düşünce içerisinde hayatımızı devam ettiriyorsak, yabancı kelimeler de aynı şekilde bizim kendi dilimizde, dilimiz içerisinde, kendi unsurlarımızla beraber ortak bir şekilde yaşayabilir. Bu durum gayet normaldir, doğaldır. Burada önemli olan toplumun hassasiyetleri noktasında dili doğru ve güzel kullanmaktır diye düşünüyorum. Sayın Hocam, programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. 4 yıllık görev sürenizin kalan 2 yılı kaldı aşağı yukarı. Bu 2 yılda gerçekleşmek istediğiniz projeler var mıdır üniversite bünyesinde? Biraz onları anlatalım. Şimdi Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi çok şükür büyük oranda, hani tam olarak olmasa bile, geçen 10 yıllık süre zarfında altyapı
çalışmalarını büyük oranda tamamladı. İşte birkaç planlamamızla beraber inşallah 4 yılın sonunda Ar-Ge merkezi, mevcut meslek yüksekokulumuzun yeniden bir alana kavuşturulması, merkezi araştırma laboratuvarımız şu anda prefabriklerde hizmet veriyor. İnşallah yakın zamanda merkezi araştırma laboratuvarı için de bir ihaleye çıkacağız ve onları da yeni binasına kazandıracağız. İnşallah bu noktaları tamamladığımızda sağlık hizmetleri meslek yüksekokulumuz, sağlık yüksekokulumuz için de yeni binalarını, yeni altyapılarını oluşturduğumuz zaman inşallah üniversitemizin altyapısı tamamlanmış olacak. Tabii ki bu açıdan bu planlamaya baktığımız zaman bunların önümüzdeki 2 yıl içerisinde gerçekleşmesi biraz zor görünüyor. Daha ileriki yıllarda inşallah bu anlamda bir tekamül olmuş olacak. Biz bir diğer taraftan da altyapı çalışmalarını ve üniversitemizin eğitim hizmetlerini planlarken nitelik ve kalite anlamında da üniversitemizin öne çıkmasını istiyoruz. Sayılar, istatistikler çok önemlidir tabii ki ama her şey değildir. Biz bu anlamda üniversitemizin çok büyük, devasa, sayısız fakülteleri olan, sayısız enstitüleri olan bir üniversite olmasını açıkçası istemiyoruz. Az olan ama nitelikli ve kaliteli olan bir üniversite, belli alanlarda yoğunlaşan, belli konular dile getirildiği zaman, belli konular ifade edildiği zaman üniversitemizin akla gelebileceği, belli alanlarda yoğunlaşan tematik bir üniversite olmasını istiyoruz. Böyle bakınca nitelik, vasıf, kalite bizler için çok önemli. Bundan sonra akademik kadromuzu güçlendirirken de bu noktalara çok büyük önem vereceğiz. İnşallah nitelikli, üniversitemize değer katacak, kalitesini artıracak, alanında yetkin, araştırmacı, üreten, proje alanında yetkin olan uzmanlarımızı, akademisyen kardeşlerimizi inşallah üniversitemize kazandırmaya çalışacağız. Sayın Hocam, bahsetmediniz. Benim de çok içimde uktedir. En yakın sürede gelip ziyaret edeceğim inşallah. Eşimle, çoluğumla, çocuğumla. Çok zengin bir kütüphaneye sahipsiniz üniversite olarak. Biraz kütüphaneyi anlatır mısınız? Üniversitemizin kütüphanesi önceki rektörümüz Sayın Profesör Doktor Azmi Özcan zamanında planlandı, tasarlandı ve hayata geçirildi. Bu anlamda gerçekten kütüphanemiz çok değer atfedilerek, çok öne çıkarılarak gerçekleştirildi, planlandı. Bunu üniversitemizin, kütüphanemizin inşaat görüntülerinden de, binamızın şeklinden de, mekanından da tasarlamak, anlamak mümkündür diye düşünüyorum. Çünkü şu anda bizim kütüphanemiz rektörlük binasıyla aynı tasarımda, aynı planda gerçekleştirildi. Bu aslında üniversitemizin anlayış itibariyle kütüphaneye verdiği, okumaya verdiği değeri, önemi gösteriyor. Ben bütün öğrencilerimizi, üniversitemizde okuyan öğrencilerimizi, hatta Bilecik'te yaşayan vatandaşlarımızı, Bilecik halkımızı da yine üniversitemizin kütüphanesinden yararlanmaya davet ediyorum. Kütüphanemizde yaklaşık 100 bine yakın kitabımız mevcut. Bu alanda kendisiyle yaşıt olan genç üniversitelerimize baktığımız zaman bu oran oldukça çok yüksek bir oran olarak öne çıkıyor. Yani kütüphanemiz genç üniversiteler içerisinde oldukça başarılı, donanımlı ve içi dolu bir kütüphane. Yine öğrencilerimize sunduğumuz hizmetler anlamında kütüphanemizde özellikle sınav haftasında öğrencilerimizin yoğun olarak çalışacakları sınav haftalarında kütüphanemiz 24 saat hizmet veriyor. Akşamları yine dediğim gibi sınav haftalarında çorba öğrencilerimize çorba hizmetini de veriyor. Bu açıdan baktığımızda öğrencilerin özellikle kendilerini evlerinde gibi hissettikleri, çok rahat şekilde, huzurlu bir şekilde çalıştıkları, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan veya Bilecik'te yaşayan, Bilecik'te ikamet eden, dairelerde kalan, yurtlarda kalan öğrencilerimizin huzurlu bir şekilde gelip rahat rahat çalıştıkları bir ortam. İnşallah böyle bir üniversite, böyle bir kütüphaneyi Allah her üniversiteye nasip etsin diyorum. Sayın Hocam, programımızın sonuna yaklaştık. Çok şey anlattınız üniversitemizle ilgili.
yapacaklarınızla ilgili. Sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Hocam benim sormayı unuttuğumda sizin söylemek istediğiniz varsa son cümle onları alalım. Teşekkür ederim. Ben tekrar nazik davetiniz için, bu programda beni misafir olarak konuk ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Bilecik Şehit Ebari Üniversitesi ailesine şunu ifade etmek istiyorum. İnşallah üretken, çalışan, bilimi önceleyen gençler olmasını, şüphesiz vakitlerinin belli kısımlarını başka aktivitelere ayıracaklar ama öğrencilik yaşamlarını, öğrencilik dönemlerini iyi geçirmelerini, her dönemin kıymetini iyi anlamak gerektiğini, öğrencilik döneminde de birinci vazifenin öğrencilik olduğunu asla unutmamalarını tavsiye ediyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. Bu ilkeyi her zaman kendilerine düstur edinmelerini, kendi işlerinin, öğrencilerimizin ilk vazifelerinin her zaman öğrencilik olduğunu unutmamaları gerektiğini tavsiye ediyorum. Ve bütün öğrencilerimize, bütün personelimize, bütün Bilecik Şehit Edebali Üniversitesi'ne gelecek yıllarda muvaffakiyetler, başarılar diliyorum. Ayrıca son olarak da biliyorsunuz ülkemiz Afrin'de, Suriye'de Afrin'de büyük bir mücadele örneği, teröristlere karşı, terörist devletlere karşı, terörist güçlere karşı büyük bir mücadele örneği veriyor. Ben burada şehit olan kardeşlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şerefli mensuplarına, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mağfiret diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilerimize acil şifalar, hayırlı ömürler diliyorum. İnşallah Rabbim onları Afrin'de en yakın bir zamanda neticeye ulaşmalarını sağlasın, neticeye ulaşmalarını nasip etsin diyorum. Ülkemiz için inşallah bu mücadele hayırlı bir şekilde sonuçlansın. Tekrar şunu ifade edeyim. Programa beni davet eden Radyo 11 ve Bilecik FM çalışanlarına tekrar teşekkür ediyorum. Tüm Bilecik halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, Radyo 11 ve Bilecik FM ortak dinleyicileri. Bugünkü konuğumuz Bilecik Şehit Edebali Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın İbrahim Taş hocamızdı. Hocamız çok güzel şeyler anlattı. Ben çok keyif aldım açıkçası. Bugüne kadar 20'den fazla konuk aldım. Çok güzel keyif aldım hocamızın anlattıklarından. Hocam bir kez daha söylüyorum, az evvel söyledim, programda da söyleyeyim. Radyo 11 ve Bilecik FM mikrofonları siz değerli ilim, irfan yuvası hocalarımıza, siz başta olmak üzere diğer dekanlarımıza, hocalarımıza, öğretim görevlilerimize, hatta öğrencilerimize her zaman açık. Buna hiç şüphemiz yok. Her zaman misafir değil artık, ev sahibi konumunda. Ne anlatmak istiyorsunuz? Sizler açık. Programımız hocam, sayın hocam Afyonlu biliyorum. Programımızı Afyonlu bir hemşerisi olan Kubat'ın güzel bir parçasıyla evet, kapatalım istiyorum. Sağ olun, var olun. Ay benim canım.